derslerimizin araştırma ve inovasyon çalıştığı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi üniversitemiz köklü bir üniversite ve aynı zamanda Türkiye'de 10 araştırma üniversitesinden bir tanesi. Bu tabii bizim için gurur verici bir olay. Bu başarıya güzel bir imza atmış olduk. Fakat bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Bu yüzden önümüzdeki dönemde hedefimiz elde ettiğimiz bu başarıyı daha ilerilere götürmek olmalıdır. Üniversiteler, kendi bünyesindeki fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, teknopark gibi birçok kurumlarıyla aslında şehirdeki sanayi sektörünün gelişmesine de katkı sağlayan kurumlar olmak zorundadırlar. Erciyes Üniversitemizin de stratejik planları arasında Ar-Ge vizyonu ile ön plana çıkıp araştırma süreçlerine yönelik yaptığı çalışmaların kararlılıkla devam edilmesi gerekiyor. Bizim stratejimiz, misyonumuz ve gelecekte atmak istediğimiz adımlarımız. Üniversitemizin sağladığı başarıların devamlılığını sürdürebilmek için, artan bir ivmeyle bunu devam ettirebilmek için, engelleri, özellikle öğretim üyelerimizin, araştırmacılarımızın önündeki engelleri kaldırmayı, araştırma odaklarımızın artırılmasını hedeflemekteyiz ve bu doğrultuda çalışmalara devam edeceğiz. Bugün burada düzenlediğimiz araştırma ve inovasyon çalıştayımız ilkini yapıyoruz. Bu her sene devam edecek. Özellikle bu tarihlerde olacak inşallah. Bu araştırma ve inovasyon çalıştayında akademik bilimlerimizin, araştırma merkezlerimizin, araştırma ve inovasyon faaliyetlerini, mevcut durumlarını gözden geçirmek, gelecekteki planlarını yapabilmek, disiplinler arası işbirliklerini, araştırma vizyonlarını ele almak için bunu yapmak zorundayız ve bu bir örnek. Çok da önemli, misyonumuz için çok önemli. Dün YÖK'te araştırma üniversiteleriyle YÖK başkanımızla birlikte bir toplantıdaydık, gece döndük. Orada araştırma üniversitelerine masaya yatırıldı. İşte bu senenin sonunda bir değerlendirme yapılacak. 2 yıl sonra da araştırma üniversiteleri kendi içerisinde bir nevi tekrar, diyelim ki araştırma üniversitesi ise aday araştırma üniversitesine düşme potansiyeli olacak. Aday araştırma üniversitesinin geriye düşme, en geridekinin eğer kendi potansiyelini çok yükseltirse hem aday araştırma üniversitesi veya araştırma üniversitesi olma imkanı olacak. Yani bu bir yarış. Bu yarışta elde ettiğimiz bu prestiji kaybetmememiz gerekiyor. Bu konuda biz elimizden geldiği kadar yönetim olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz, çaba içindeyiz. Ama aynı çabayı hocalarımızdan, araştırmacılarımızdan, öğretim üyelerimizden de beklemek zorundayız. Bu kazanç hepimizin kazancı. Yani benim kazancım, işte idarenin kazancı falan değil, tüm öğretim üyelerimizin kazancı. Norm kadroda bunu gördük kısmen. Araştırma üniversitesiyle ilgili elde edeceğimiz fazlalıklar veyahut da avantajlar devam edip sürecek. Bu konuda ilerideki yıllarda daha fazla avantajlar sağlayacağımızı söyleyebiliriz. Fakat bunu kaybetmememiz gerekiyor. Yani burada bunu kaybedersek tüm öğretim üyeleri kaybetmiş olacak. En azından norm kadroya örnek verebilirsek, eğer araştırma üniversitesini kaybedersek birçok öğretim üyemiz mesela doçent olamayacak, yıllarca profesör olamayacak. Yani bunu bir avantaj olarak görmemiz gerekiyor. Bu prestiji asla kaybetmememiz gerekiyor. Burada da siz değerli araştırmacılarımız, öğretim üyelerimize büyük görev düşüyor. Bu hepimizin görevi ve misyonu olmak zorunda. Yine Erciyes Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ilerlemesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz bu çalıştayın. Hatta dün bir hocamız söz aldı genel toplantıda. İşte biz kendi öğretim üyelerimiz birbirini tanımıyor. Araştırmacılarımız birbirini tanımıyor. Kim hangi alanda çalışıyor bunu bilmiyor dedi. Aslında haklıydı. Aslında işte bu çalıştayı da biz bunun için yapıyoruz. Kendi öğretim üyelerimizi tanımamız, hangi alanda çalıştığını bilmemiz, işbirlikleri yapabilir miyiz buna bakmamız, disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilir miyiz buna bakmamız için bu çalıştay bir fırsat sunacak. Ben bunu çok önemsiyorum. Ve katılımı yetersiz görüyorum. Bu bana şunu gösteriyor. Demek ki iyilikle olmuyor bu iş. Bazı şeyleri, bazı prensipler haline getirmemiz gerekecek. Biraz sonra Adem Bey, bir de şunu söyleyeyim. 26 parametreyi biz size göndermiştik e-mail adreslerinize. Bu yeni şeyde revize ederek 37 parametreye çıktı. Yeni parametreler eklendi. Biraz sonra Adem Bey sunuşunda bunları hep anlatacak size. Yeniden size e-mail göndereceğiz bu 37 parametreyle ilgili.
Ve inanın, bunda çok ciddiyim, devrim niteliğinde kararlar almak zorundayız. Ve her türlü desteğimiz, öğretim üyesine desteğimiz, bölüme desteğimiz hep bu parametreler içerisinde olacak. Ve bunda çok ciddiyim. Bunu zaman içerisinde göreceksiniz. Ben tekrar bu Çalıştay'ın başarılı ve hayırlı geçmesini diliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı selamlarım. Ülkelerin refah düzeyleri ürettikleri bilim ve teknolojiyle doğru orantılıdır. Refah düzeyi yüksek olan ülkelere baktığımız zaman bilim teknoloji üretkenliklerinin de yüksek olduğu açıkça görülüyor. Kaynakların kısıtlı olması ve daha fazla bilim ve teknoloji bilgi üretmeye olan ihtiyaçla birlikte dünya ülkeleri de üniversitelerini, yüksek öğretimlerini verimli ve etkin kılabilmek için ülkeye yüksek düzeyde katma değerli faydalar sağlayabilmesi için uzun yıllardır reform ve yenilikler yapmakla uğraşmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde de 2015 yılından itibaren yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları başladı ve çok kısa sayılabilecek birkaç yılda çok önemli değişimler, dönüşümler yaşanmaya başlandı. Bizim ürettiğimiz akademik bilginin sanayiye dönüştürülmesi anlamında gerçekten güzel katkıları var.